Bir yandan da tabii ki terörle mücadele sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki operasyonları. Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen son operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlara ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da son bir yıl içerisinde terör operasyonlarına ilişkin verileri paylaştı. 2023'te 923 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti Yerlikaya ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2023'te gerçekleştirilen terör operasyonlarına ilişkin verileri paylaştı. Bölücü terör örgütüne yönelik 3.911 şehir ve 19.682 kırsal operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi. 7.716 şüpheli ise gözaltına alındı. FETÖ ile mücadele kapsamında da 6.775 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 1.689 kişi tutuklandı. Ayrıca DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 1500 operasyonda 738 DEAŞ'lı tutuklandı. Diğer terör örgütlerine yönelik düzenlenen 358 operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi, 97 kişi tutuklandı. Gerçekleşen operasyonlar kapsamında belirli kategorilerde aranan sözde üst düzey 64 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.